emektar mücahidi İsa Alptekin Bey'i bir konuşma yapmak üzere buraya davet ediyoruz. Efendim, pek muhterem, mükerrem Türkistan dostları veyahut esir Türk dünyasının hamileri. Hepinizi gerek dahildeki, gerek hariçteki bütün yurttaşlarım adına sevgi ve muhabbetle selamlarım ve hoş geldiniz derim. Aziz kardeşlerim, bir gün Doğu Türkistan'ın meş'um Çin asaretinden kurtulup Kaşgar'da, yani Karahan İmparatorluğu'nun kurucusu Abdülkerim Satuk Burahan'ın ve Türk alemine şan, şeref kazandıran Divan-ı Lugat Türk'ün müellifi Mahmud-i Kaşgiri Hazretleri'nin ve Türk'ün şehnamesi olan Kudat Kubilik'in müellifi Yusuf Has Hacib'in kabrini bağrında bulunduran Karahan İmparatorluğu'na ve diğer birkaç Türk devletlerine merkezlik yapan Kaşgar'da istiklalını ilan ettiğinin ve dünyaya karşı büyük ecdadının asaret tanımaz bir Türk zümresi olduğunu dünyaya karşı aykırdığını, Türk'ün ay yıldızlı gök bayrağının Tanrı dağları üzerinde dalgalanmaya başladığının 50. yıl dönümüdür. Malum haliniz, dünya Türklerinin ana yurdu olan Doğu Türkistan, Doğu'da Çin, Diş Moğolistan, Güney'de Tibet, Keşmir yahut Hindistan, Pakistan, Afganistan, Batı'da kardeş, ırktaş, dindaş, Batı Türkistan, Kuzey'de Sibirya'lı hem huduttur. Masa esatisi takriben 2 milyon mürebbe kilometre topraktan ibaret olan Doğu Türkistan, askeri, siyasi, iktisadi bakımdan çok büyük bir ehemmiyete haiz bir Türk toprağıdır. Yer altı, yer üstü servete itibariyle namutunahi bir zenginliği sahip bir ülkedir. Bugün Rusları bu kadar kuvvetli, kudretli, mütecaviz, tehditkar bir kuvvet haline getirmek gelmesinde Rusların Batı Türkistan'ın yer altı servetleri büyük rol oynamış ise 35 sene zarfında Kızılçin'in de bu kadar kuvvetli hale gelmesinde Doğu Türkistan'ın yer altı, yer üstü servetleri büyük rol oynamaktadır. Efendim, Doğu Türkistan lideri olarak bugün ülkemizde yaşamaktasınız.
Biz dönüp yıllar öncesine baktığımızda Çinlilerin Doğu Türkistan Türklerine karşı gösterdiği haksızlıklar ve zulümler sonrasında sizin hayat yolculuğunuzun sayfalarında büyük bir direnişiniz var. Bize o zulümleri ve direnişinizi anlatır mısınız? O günlere dönersek. Tarihte hiçbir esir milletin maruz kalmadığı derecede Doğu Türkistan'da çok ağır zulüm, işkence ve hakaretlerde bulundu. On binlerce, yüz binlerce insanı katetti. Yani tekrarlamak istendiği takdirde Çinliler Doğu Türkistan'da tarih boyunca hiçbir mazlum, mahkum, esir milletin maruz kalmadığı derecede ağır zulüm işkenceler yaptı. Bu işkencelere karşı Doğu Türkistan'da bugüne kadar 400 bin defa ayaklandı. Çinliler bu ayaklanmaya her sene bir defa üç senede büyük bir ayaklanma derler. Evet. Derler. Yani bu ayaklanmaların neticesinde Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan Çin atasından kurtuldu, 5 defa kurtuldu, tekrar Çin atasını maruz kaldı, Çin istilasını maruz kaldı. Bu ayaklanmaları kendi sopası, değniki ile yaptı. Hiçbir devlet milletten maddi manevi yardım görmedi. Efendim, ben takriben 1925. senesi bir karara vardım. Gaye Doğu Türkistan'ı başta aziz Türkiye'miz olmak suretiyle komşularımızın, dindaşlarımızın, İslam aleminin, insanlık aleminin yardımıyla Çin hasarından kurtarmak. Doğu Türkistan'ın müteveccih Rus istila planlarını önlemek. Aynı zamanda bir Türk, bir Müslüman ve bir insan olarak Türklük, Müslümanlık ve insanlık içinde hizmet etmekten ibaret idi benim hayatım. 1944 yılında Çin mezarimine karşı gösterdiğiniz direniş sonrasında sürgüne gönderildiniz. 1947 yılında tekrar Doğu Türkistan'a döndünüz ve eyalet parlamentosunda görev yaptınız, genel sekreter olarak. Bize o ilk sürgün hayatınızı anlatır mısınız ve tekrar Doğu Türkistan'a dönüşünüzü? 1931'de Doğu Türkistan'a Çin'e karşı bir ayaklanma oldu. Evet. Ayaklanma oldu. Bu ayaklanmanı bastıran mı ya? Çinliler, yani Doğu Türkistan'ın vali umumiyeti olan Çinli Ruslardan yardım etti. Ruslar vali umumiye silahça
yardım etti. Arada bu Çinli valiyle Çinler arasında olmadılık gizli bir muahede imzalandı. Takriben o vali tarafından Doğu Türkistan'ı Rusya'ya satmış oldu. Doğu Türkistan için Çin merkezi hükümetinden yüksek âli istiklale yakın bir muhtariyet istemek maksadıyla, evet, ve halkının ricası üzerine milliyetçiliğini gitti. Neticede 1931'de Doğu Türkistan'ın bir vilayetlerinden kumuzlu patlak veren ayaklanma bütün Doğu Türkistan'da dağıldı. 33'te Doğu Türkistan'ın esiri Çin asaretinden kurtulup merkezi Kaşgar olmak üzere bir istiklal hükümeti kuruldu. Buldu. Neticede bu ayaklanma dediğim gibi ayaklanma bu devlet Çin Rus tarafından bastırıldı. Hükümet yok edildi. Demek şimdi bu suretle 10 sene Doğu Türkistan ismen Çin fiilen Rus işgali altında kaldı. Evet. Bu devirde takriben 300 bin kişi tevkif edildi. Evet. Bunlardan 200 bin kişi öldürüldü. Bu sebepten dolayı ben Doğu Türkistan'a dönemedim. Evet. Dönemedim. Çin'de 10 küsür sene sürgünde kaldım. Komünist Çin'in Doğu Türkistan'ı istilası kademeli olarak 1949 yılına kadar devam etti. Ve 1949'dan sonra artık siz dava arkadaşlarınız ve birçok Doğu Türkistanlı ile birlikte ülkeden ayrılmaya karar verdiniz ve Hindistan'a gittiniz. Daha sonra Türkiye'ye döndünüz. Bize biraz da bu yolculuktan bahseder misiniz? Neler yaşadınız? Ve Türkiye'ye dönüşünüzde davanızı nasıl sürdürdünüz? Biz Himalaya dağlarını, Küllün dağlarını, Karakorum dağlarını geçmiş, bin bir zahmet, kulfet, eziyet, musibetlere katlanmak suretiyle ve iki ay yol yürümek suretiyle biz tekrarlamak lazım gelirse Keşmir'e iltica ettik. Keşmir'de 4 sene bizimle beraber çıkan o bin nüfuslu halkımızdan yüzlerce insan yolda telif oldu. Yüzlerce insan el, ayaklarından sakat kaldı. Bunlar arasında benim oğlum Arslan'la birlikte Keşmir'de vefat eden kızım yakında bulunuyor. Benim iki çocuklarımın el ayakları dondu. Benim kızım Keşmir'de dayanamayarak öldü. Biz Keşmir'de veyahut Hindistan'da 4 sene kaldık. 1942'de
Muhammed Emin Buğra Beyefendi'nin çiftimiz Türkiye'ye geldi. Asas maksadımız Türkiye'ye Doğu Türkistan davasını anlatmak. Bizden önce bizimle birlikte Hindistan'a iltica eden iklim kadar hemşehrimizin Türkiye'ye iskanlı göçmen olarak gelmesini temin etmekten ibaret dedik. Ankara'ya geldik. Öyle. Bizim büyüklerimizleri gördük. Görüştük büyüklerimizle. Efendim Doğu Türkistan meselesini anlatmaya gayret ettik. Ve ettik. En son 2000 kadar hemşehrimizin Türkiye'ye İskandiye olarak gelmesini rica ettik. Neticede kabul edildi. Doğu Türkistan'ı dünyaya tanıtmak, Doğu Türkistan'ı olan Çin ve Rus mazalimini dünyaya anlatmak, Doğu Türkistan'ın kurtuluşu dünyanın insanlık aleminin yardımını temin etti maksadıyla mücadele ettim Türkiye'de. Aralık 1957'de Türk vatandaşlığına kabul edilir. 1960 yılında Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti kurulur. Mehmet Emin Buğra başkanlığa seçilir. Buğra ölünce 1965 yılında başkanlığa İsa Yusuf Alptekin getirilir. O günden bugüne Doğu Türkistan davasını Türkiye'de yazdığı makaleleriyle, eserleriyle anlatır. Efendim Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Türklere uyguladığı eziyetler bugün hala devam ediyor. Ve son 10 yılda Doğu Türkistan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen nükleer denemelerde binlerce çocuk hayatını kaybetti, sakat doğumlar meydana geldi ve insanlar bunun izlerini yıllar boyu taşıyacaklar. Peki buna karşı batılı ülkelerin tavrı nedir? Onlar duyarlı davranıyorlar mı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Komşumuz olan Hindistan, Pakistan, Afganistan, hatta Batı Türkistan, Orta Asya Türklerinden hiçbir yardım görmedi. Çin mazalimi ne karşı dur diye ses çıkaran bir kimse olmadı. Şimdi Doğu Türkistan halkının Çinlere olan nefreti günden güne artmaktadır. Ayaklanmak istiyor ama ona yardım eden kimse yok. Bugün ayaklansa netice katliamla bitecek. Bunu bildiği takdirde halkımız bu kadar ağır zulüm, işkence, hakaret altında yaşamaktan ölmek daha evladır. Bir de kanaate geldi şimdi. Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için Türk, aziz Türkiye'miz başta olmakla Türk dünyasının, komşularımızın, dindaşlarımızın, insanlık aleminin yardım etmesi lazım. Yaklaşık 45 yıl gibi ülkemizde yaşamaktasınız ve hala Doğu Türkistan davasını, mücadelesini vermektesiniz. Bu zaman zarfı içerisinde yaklaşık hemen hemen bütün Türk liderleriyle görüştünüz. Biz size sadece şunu sormak istiyoruz. Görüştüğünüz Türk liderler içerisinde hangi liderimiz daha çok Doğu Türkistan davasına sahip çıktı? Ve hangisi daha çok sizlerle ilgilendi? Bize bunu anlatır mısınız? Turgut Özal Beyefendi benden sordu. İsa dedi. Bu Çin, Kızıl Çin, Türkiye ile dost olmak için can atıyor.
çok gayret sarf ediyor. Sence bunun sebebi ne olabilir diye sordu. Ben dedim, bunun birçok sebebi var elbette. Başta gelen sebebi, Aziz Türkiye'mizi Doğu Türkistan'a yardım etmekten alıkoymak. Evet. Çin'de bir söz var. Çin'de bir söz var. Yuanjin Jingun. Uzaktakilere oyala, yakındakilere ez. Diye. Şimdi bizi eziyor. Asimle etmek istiyor. Ama bize yardım ettiğinizi önlemek için sizi oyalıyor. Türkiye'yi Türklerine oyalıyor. Efendim son olarak size şunu sormak istiyoruz. Türk dünyasına ve İslam dünyasına bir mesajınız var mı? Bize neler söyleyeceksiniz? Hayatımın sonuna kadar Doğu Türkistan'ı tanıtmak, Doğu Türkistan'daki Çin mazalimini anlatmak, Doğu Türkistan'ın kurtuluşu insanlık aleminin yardımını istemek için mücadelemi devam ettireceğim. Bu mücadeleme Türkiye hükümetinin, Türkiye Türklerinin yardım etmesini rica ediyorum. En son yaşasın dünya Türk birliği, yaşasın dünya İslam birliği. Dünya Türkleri bir ordu, katılmayan kaçaktır, hatta alçaktır. Yıl 1978. İsa Yusuf Bey'in geçirdiği trafik kazasında gözleri geçici olarak acizleşir. Bugünse artık göremez olur. Evet, bu kadar mücadele sonunda İsa Yusuf Bey'in tek derdi vatanında yaşamak ve Çinlilerle de kardeş gibi geçinmekti. İyi günler sayın seyirciler. Şu anda tekrar Fatih Camii avlusundayız. O büyük insan, Türk İslam Mücahidi İsa Yusuf Alptekin'in cenazesi için her şey hazır. Fatih Camii'nde mahşeri bir kalabalık var. İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen, milletvekili adayları, belediye başkanları, çeşitli Türk Dernekleri Federasyonu başkanları Fatih Camii avlusundalar. Ayrıca şu anda yanımızda İsa Yusuf Alptekin'in en büyük oğlu, Birleşmiş Milletler'de temsilcisi olmayan milletler topluluğu Genel Başkanı Erkin Alptekin var. Erkin Bey, öncelikle milletçe başımız sağ olsun diyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. İsa Yusuf Bey hakkında siz en yakın olarak neler söyleyeceksiniz, duygularınızı alabilir miyim? Efendim, özetle şunu söyleyebilirim. Babamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Babamız bizi dört şiar altında yetiştirdi. Bir, Doğu Türkistanlı olarak Doğu Türkistan davası için, Türk olarak Türklük davası için, Müslüman olarak Müslümanlık davası için, insan olarak insanlık davası için hizmet et diye yetiştirdi. Biz de elimizden geldiği kadar bu dört konuda bütün dünyada her yerde gayret sarf ediyoruz. Doğu Türkistan davası, Türklük davası ve İslamiyet davası, evet, ve aynı zamanda da insanlık davası yürütüyoruz efendim. Sayın Erkin Alptekin, İsa Bey ömrünü Doğu Türkistan'ın özgürlüğüne kavuşması için vakfetmişti. Ancak 94 yaşına gelmesine rağmen, evet, Doğu Türkistan'ın özgürlüğünü göremedi. Evet. Doğu Türkistan'ın özgürlüğü, bağımsızlığı yakın mı sizce? Bence yakın efendim. Bundan 10 yıl önce eğer Sovyetler Birliği parçalanırdı dendiği zaman kimseler inanmamıştı. Parçalandı, Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuştu. Bugün aynı durum Çin için de geçerli. Ve biz önümüzdeki 5-10 yıl içinde Çin'in de parçalanacağını ve Çin'de bağımsız devletlerin varlığa geleceğine inanıyoruz efendim. Ona inanmamış olsaydık bu mücadeleye girmişmezdik. Ama bu mücadelemiz bizim
bütün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde yürütülecektir. Şiddet yollarına şiddette karşıyız efendim. İnşallah efendim. Şu anda tabutun üzerinde gök bayrak ve al bayrak var. Biz diliyoruz bu gök bayrak bir gün Doğu Türkistan semalarında da dalgalanır. En büyük oğlu, Birleşmiş Milletler'de temsilcisi olmayan milletler topluluğu Genel Başkanı Erkin Alptekin var. Erkin Bey, öncelikle milletçe başımız sağ olsun diyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. İsa Yusuf Bey hakkında siz en yakın olarak neler söyleyeceksiniz, duygularınızı alabilir miyim? Efendim, özetle şunu söyleyebilirim. Babamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Babamız bizi dört şiar altında yetiştirdi. Bir, Doğu Türkistanlı olarak Doğu Türkistan davası için, Türk olarak Türklük davası için, Müslüman olarak Müslümanlık davası için, insan olarak insanlık davası için hizmet et diye yetiştirdi. Biz de elimizden geldiği kadar bu dört konuda bütün dünyada her yerde gayret sarf ediyoruz. Doğu Türkistan davası, Türklük davası ve İslamiyet davası, evet, ve aynı zamanda da insanlık davası yürütüyoruz efendim. Sayın Erkin Alptekin, İsa Bey ömrünü Doğu Türkistan'ın özgürlüğüne kavuşması için vakfetmişti. Ancak 94 yaşına gelmesine rağmen, evet, Doğu Türkistan'ın özgürlüğünü göremedi. Evet. Doğu Türkistan'ın özgürlüğü, bağımsızlığı yakın mı sizce? Bence yakın efendim. Bundan 10 yıl önce eğer Sovyetler Birliği parçalanırdı dendiği zaman kimseler inanmamıştı. Parçalandı, Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuştu. Bugün aynı durum Çin için de geçerli. Ve biz önümüzdeki 5-10 yıl içinde Çin'in de parçalanacağını ve Çin'de bağımsız devletlerin varlığa geleceğine inanıyoruz efendim. Ona inanmamış olsaydık mücadeleye girmişmezdik. Ama bu mücadelemiz bizim bütün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde yürütülecektir. Şiddet yollarına şiddette karşıyız efendim. İnşallah efendim. Şu anda tabutun üzerinde gök bayrak ve al bayrak var. Biz diliyoruz bu gök bayrak bir gün Doğu Türkistan semalarında da dalgalanır. İnşallah. Sariyet istemek maksadıyla, evet, ve halkının ricası üzerine milliyetçini gitti. Neticede 1931'de Doğu Türkistan'ın bir vilayetlerinden kumuldu patlak veren ayaklanma bütün Doğu Türkistan'da dağıldı. 33'te Doğu Türkistan'ın esiri Çin asaretinden kurtulup
merkezi Kaşgar olmak üzere bir istiklal hükümeti kuruldu. Neticede bu ayaklanma dediğim gibi ayaklanma bu devlet Çin Rus tarafından bastırıldı. Hükümet yok edildi. Demek şimdi bu suretle 10 sene Doğu Türkistan ismen Çin fiilen Rus işgali altında kaldı. Evet. Bu devirde takriben 300 bin kişi tevkif edildi. Tevkif edildi. Evet. Bunlardan 200 bin kişi öldürüldü. Bu sebepten dolayı ben Doğu Türkistan'a dönemedim. Evet. Dönemedim. Çin'de 10 küsür sene sürgünde kaldım. Komünist Çin'in Doğu Türkistan'a istilası kademeli olarak 1949 yılına kadar devam etti. Ve 1949'dan sonra artık siz dava arkadaşlarınız ve birçok Doğu Türkistanlı ile birlikte ülkeden ayrılmaya karar verdiniz ve Hindistan'a gittiniz. Daha sonra Türkiye'ye döndünüz. Bize biraz da bu yolculuktan bahseder misiniz? Neler yaşadınız? Ve Türkiye'ye dönüşünüzde davanızı nasıl sürdürdünüz? Biz Himalaya dağlarını, Küllün dağlarını, Karakorum dağlarını geçmiş, bin bir zahmet, kulfet, eziyet, musibetlere katlanmak suretiyle. Ve iki ay yol yürümek suretiyle, Yönzin Cingum, uzaktakilere oyala, yakındakilere el, diye şimdi bizi eziyor. Asimle etmek istiyor. Ama bize yardım ettiğinizi önlemek için sizi oyalıyor. Türkiye'yi Türklerine oyalıyor. Efendim son olarak size şunu sormak istiyoruz. Türk dünyasına ve İslam dünyasına bir mesajınız var mı? Bize neler söyleyeceksiniz? Hayatımın sonuna kadar Doğu Türkistan'ı tanıtmak, Doğu Türkistan'daki Çin mazalimini anlatmak, Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için insanlık aleminin yardımını istemek için mücadelemi devam ettireceğiz. Bu mücadeleme Türkiye hükümetinin, Türkiye Türklerine yardım etmesini rica ediyorum. En son yaşasın dünya Türk Birliği. Yaşasın dünya İslam Birliği. Dünya Türkleri bir ordu. Katılmayan kaçaktır, hatta alçaktır. Yıl 1978. İsa Yusuf Bey'in geçirdiği trafik kazasında gözleri geçici olarak acizleşir. Bugünse artık göremez olur. Evet, bu kadar mücadele sonunda İsa Yusuf Bey'in tek derdi vatanında yaşamak ve Çinlilerle de kardeş gibi geçinmekti. İyi günler sayın seyirciler. Şu anda tekrar Fatih Camii avlusundayız. O büyük insan, Türk İslam Mücahidi İsa Yusuf Alptekin'in cenazesi için her şey hazır. Fatih Camii'nde mahşeri bir kalabalık var. İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen, milletvekili adayları, belediye başkanları, çeşitli Türk Dernekleri Federasyonu başkanları,
Fatih Camii avlusundalar. Ayrıca şu anda yanımızda İsa Yusuf Alptekin'in en büyük oğlu, Birleşmiş Milletler'de temsilcisi olmayan milletler topluluğu Genel Başkanı Erkin Alptekin var. Erkin Bey, öncelikle milletçe başımız sağ olsun diyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. İsa Yusuf... Gelmesin der Rusların, Batı Türkistan'ın yeraltı sürvetleri büyük rol oynamış ise 35 sene zarfında Kızılçın'ın da bu kadar kuvvetli hale gelmesinde Doğu Türkistan'ın yeraltı yer servetleri büyük rol oynamaktadır. Efendim, Doğu Türkistan lideri olarak bugün ülkemizde yaşamaktasınız. Biz dönüp yıllar öncesine baktığımızda Çinlilerin Doğu Türkistan Türklerine karşı gösterdiği haksızlıklar ve zulümler sonrasında sizin hayat yolculuğunuzun sayfalarında büyük bir direnişiniz var. Bize o zulümleri ve direnişinizi anlatır mısınız? O günlere dönersek. Tarihte hiçbir esir milletin maruz kalmadığı derecede Doğu Türkistan'da çok ağır zulüm, işkence ve hakaretlerde bulundu. On binlerce, yüz binlerce insanı katletti. Yani tekrarlamak istendiği takdirde Çinliler Doğu Türkistan'da tarih boyunca hiçbir mazlum, mahkum, esir milletin maruz kalmadığı derecede ağır zulüm işkenceler yaptı. Bu işkencelere karşı Doğu Türkistan'da bugüne kadar 400 bin defa ayaklanma. Çinliler bu ayaklanmaya her sene bir defa üç senede büyük bir ayaklanma derler. Derler. Yani bu ayaklanmaların neticesinde Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan Çin asasından kurtuldu, 5 defa kurtuldu, tekrar Çin asaltına maruz kaldı, Çin istilasına maruz kaldı. Bu ayaklanmaları kendi sopası, değniki ile yaptı. Hiçbir devlet milletten maddi manevi yardım görmedi. Efendim, Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Türklere uyguladığı eziyetler bugün hala devam ediyor. Ve son 10 yılda Doğu Türkistan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen nükleer denemelerde binlerce çocuk hayatını kaybetti, sakat doğumlar meydana geldi ve insanlar bunun izlerini yıllar boyu taşıyacaklar. Peki buna karşı batılı ülkelerin tavrı nedir? Onlar duyarlı davranıyorlar mı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Komşumuz olan Hindistan, Pakistan, Afganistan, hatta Batı Türkistan, Orta Asya Türklerinden hiçbir yerden görmedi. Çin mazalimi ne karşı dur diye ses çıkaran bir kimse olmadı. Şimdi Doğu Türkistan halkının Çinlere olan nefreti günden güne artmaktadır. Ayaklanmak istiyor ama ona yardım eden kimse yok. Bugün ayaklansa netice katliamla bitecek. Bunu bildiği takdirde halkımız bu kadar ağır zulüm, işkence, hakaret altında yaşamaktan ölmek daha evladır.
bir de kanaate geldi şimdi. Doğu Türkistan'ın kurtuluş için Türk, Aziz Türkiye'miz başta olmakla, Türk dünyasının, komşularımızın, dindaşlarımızın, insanlık aleminin yardım etmesi lazım. Yaklaşık 45 yıl gibi ülkemizde yaşamaktasınız ve hala Doğu Türkistan davasını, mücadelesini vermektesiniz. Bu zaman zarfı içerisinde yaklaşık hemen hemen bütün Türk liderleriyle görüştünüz. Biz size sadece şunu sormak istiyoruz. Görüştüğünüz Türk liderler içerisinde hangi liderimiz daha çok Doğu Türkistan davasına sahip çıktı? Ve hangisi daha çok sizlerle ilgilendi? Bize bunu anlatır mısınız? Turgut Özal Beyefendi benden sordu. İsa dedi. Bu Çin, Kızıl Çin, Türkiye ile dost olmak için can atıyor. Çok gayret sarf ediyor. Sence bunun sebebi ne olabilir diye sordu. Ben dedim, bunun birçok sebebi var elbette. Çin'de 10 küsür sene sürgünde kaldı. Komünist Çin'in Doğu Türkistan'ı istilası kademeli olarak 1949 yılına kadar devam etti. Ve 1949'dan sonra artık siz dava arkadaşlarınız ve birçok Doğu Türkistanlı ile birlikte ülkeden ayrılmaya karar verdiniz ve Hindistan'a gittiniz. Daha sonra Türkiye'ye döndünüz. Bize biraz da bu yolculuktan bahseder misiniz? Neler yaşadınız? Ve Türkiye'ye dönüşünüzde davanızı nasıl sürdürdünüz? Biz Himalaya dağlarını, Küllün dağlarını, Karakorum dağlarını geçmiş, bin bir zahmet, kulbet, eziyet, musibetlere katlanmak suretiyle ve iki ay yol yürümek suretiyle biz tekrar olmak lazım gelirse Keşmir'e iltica ettik. Keşmir'de 4 sene bizimle beraber çıkan o bin nüfuslu halkımızdan yüzlerce insan yolda telif oldu. Yüzlerce insan el, ayaklarından sakat kaldı. Bunlar arasında benim oğlum Arslan'la birlikte Keşmir'de vefat eden kızım yakında bulunuyor. Benim iki çocuklarımın el ayakları dondu. Benim kızım Keşmir'de dayanamayarak öldü. Biz Keşmir'de veyahut Hindistan'da 4 sene kaldık. 1942'de Muhammed Emin Buğra Beyefendi'nin işçimiz Türkiye'ye geldi. Asas maksadımız Türkiye'ye Doğu Türkistan davasını anlatmak. Bizden önce bizimle birlikte Hindistan'a iltica eden 2000 kadar hemşehrimizin Türkiye'ye iskanlı göçmen olarak gelmesini temin etmekten ibaret dedik. Ankara'ya geldik. Öyle. Bizim büyüklerimizi gördük, görüştük büyüklerimizi. Evet.